Ehliyetiniz var mı? Ehliyet almak için aile sağlığı merkezinden rapor alırken neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bu konu bana yorumlarda gelen bir konuydu ve ben de bunun hakkında bir video çekmek istedim. Peki, sağlık raporu alırken tek seferde bu işi halledebilmek için neler yapmak lazım? Gelin birlikte bakalım. Herkese merhaba, ben Dr. Özün Altınay. Bu kanalda sağlıkla ilgili pratik bilgiler paylaşıyorum. Bu da sizlerden gelen sorulardan biriydi. Ehliyet alırken sağlık raporu gerekiyor. Fakat bu sağlık raporu için defalarca kez aile sağlığı merkezine gidip gelen kişiler oluyor. Bunları pratik bir şekilde yapmak için şu aşamalardan geçmek gerekiyor. İlki, e-devlete girerek kişisel sağlık bilgi formunu doldurmak. Bunu doldurmadan geldiğiniz zaman maalesef işlemi gerçekleştiremiyoruz. Kişisel sağlık bilgi formuna girdiğinizde burada sizinle ilgili 4-5 sayfa soruları yanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de çeşitli sistem muayeneleri, göz, kalp, böbrek ve farklı organların hastalıklarına yönelik sorular yöneltiliyor. Lütfen bunları doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurun. Kaydettiğiniz zaman bunlar sisteme otomatik düşüyor. Normalde bizim de sistemde görebilmemiz lazım. Fakat sistem hatalarıyla hiç de az olmayacak derecede karşılaşıyoruz. Bu yüzden bu formun bir çıktısını alıp gelmeniz sizin için kolaylık olacaktır. Çıktısını alıp gelmişken yanınızda fotoğraf getirmeyi de unutmayın. Aile hekiminize bu sağlık raporu için geldiğinizde sağlık bilgi formu fotoğrafınızla birlikte eğer kullandığınız bir cihaz veya gözlük varsa onu da getirin. Aile hekiminiz sizin bu raporlarınızı inceleyecek, hastalıklarınızı değerlendirecek ve eğer aktif bir hastalığınız ve araba sürmeye bir engel durumunuz olduğunu düşünürse özel bir alana yönlendirecektir. Fakat her şeyin yolunda olduğunu düşünürse o da onay verebilir. Aile sağlığı merkezine geldiğinizde bu raporu değerlendirdikten sonra size işitme ve görme testi yapılır. İşitme testi her iki kulağın eşit ve sağlıklı duyup duyamadığını test eder ve böylece trafik esnasında size herhangi bir duyamamaya karşın oluşacak kazalardan korur. Görme testi de genellikle Schnell testi dediğimiz uzak mesafeden Latin harflerine bakmakla gerçekleştirilir. Genellikle geçilir. Eğer gözlük kullanıyorsanız gözlükle gelin ki sizi gözlükle test edelim. Çünkü bazen gözlüksüz veya lenssiz geliyorlar. Böyle olunca şu anda kullandığı gözlük yeterli mi anlayamıyoruz, test yapamıyoruz. O yüzden tekrar çağırıyoruz. Bu duruma düşmeyin. Eğer bu söylediklerime dikkat ederseniz sağlık raporu için önünüzde bir engel kalmamış olur. Evet, benim ehliyet alırken tek seferde sağlık raporu alabilmeniz için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin de videosunu çekmemi istediğiniz konunuz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Bu tarz videoları beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da zil butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıkla kalın.